Balıkesir Milletvekili Sayın Namık Havuçça. Burada mı Sayın Havuçça? Buyurun. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yasanın birinci maddesi üzerinde söz aldım. Yüce yetinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben de Nevşehir'den sorumlu milletvekili olarak o topraklarda hoşgörünün, sevginin, saygının ve Türk tarihine mal olmuş öğretisiyle dünya hoşgörü tarihine geçecek sözler söylemiş büyük hünkârın adının o topraklara verilmesini gerçekten heyecanla karşılıyorum. Evet, incinsen de incitme diyen, ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diyen bir hoşgörü abidesinin bu meclisinde gerçekten de insanın içini acıtan tartışmaları yaşayınca üzülüyor insan doğrusu. Bakıyorum, ırkları tartışıyoruz. Bir hukukçu olarak bize hukuk fakültelerinde suçluyu kazıyınız altından insan çıkar deniyor. Irkları kazıyınız altından insan çıkar. Hepimiz Adem'le Havva'dan gelmedik mi? O nedenle şimdi bakıyorum değerli arkadaşlarım, Türkiye'de 12 Eylül öncesi hepimiz bu ülkede hep şunu söyledik. Aynı köyden çıkmış biri sırtmacın çocuğu, biri hamalın çocuğu, üniversiteye gitmiş, biri sağcı olmuş, biri solcu olmuş, ülkenin emek mücadelesinde çatır çatır çatışmalara girmiş. Onun için diyorum ki, bakın, bu ülkenin mezarlıkları dünyanın en genç mezar taşlarıyla doludur. 18 yaşında gelin Balıkesir mezarlığına, gidin Ankara mezarlığına, bu ülkede en fazla genç ölümleri veren bir ülkenin evlatlarıyız biz. 12 Eylül öncesi bunları yaşamadık mı? Bu kış komünizm gelecek diye ne kadar Atatürkçü, solcu, devrimci varsa karakollarda sabahlara kadar sopa yedik biz. Ölümlerden döndük. Diğer arkadaşlarımız da öyle. Ve hep özgürlükler bir başka bahara ertelendi. Bu kış şeriat gelecek diye yine diğer taraftan birçok insanın üzerine baskılar yapıldı. Ve bu ülkenin tarihi darbelerin tarihi olmadı mı? Şimdi ne güzel, hoşgörünün timsali Hacı Bektaş'ın adını Nevşehir'e veriyoruz. Peki değerli AKP'li dostlarım, arkadaşlarım, size dostlarım diye hitap etmek istiyorum. Çünkü içinizde değer verdiğim hukukçu arkadaşlarım var. Hepinize değer veriyoruz, ayrı bir mesele. Şimdi hoşgörüyle sizce üç örnek vereceğim. Dünyanın hangi ülkesinde bir ibadethane 2000 tane polisle korunarak yapılıyor? Geçen hafta ben Mamak Tuzluşehir'e gittim. Cemevi ile caminin birlikte yapıldığı projenize oradaki partili arkadaşlarımızla 50 kişi yürüdük şöyle. Değerli kardeşlerim, 50 tane, 100 tane polis, tomalar orayı koruyor. Üzerimize saldırıyorlar. Ya şimdi ne oluyor dedik burada? Bakın, 50 metre ilerisinde cami var dediler. Hakikaten cami var. 50 metre bu tarafında da cemevi var. O yapılan projenin dibinde. Herhalde dünya tarihinde bir ibadethanenin yapılmasını polisle koruyan tek ülkeyiz. Yine arkadaşlarımızla geçen hafta ODTÜ'ye gittik. Orada ne oluyor? Baskınlar, tomalar, gazlar, tuzlar geliyor. Oraya gittik. Grup başkan vekilimizle beraber basın açıklaması yaptık. 2000 tane polis ve tomalar yolu koruyor. Ya dünyanın neresinde bir yolun yapımı polisle, tomayla korunuyor? Böyle bir şey olabilir mi? Hoşgörünüze örnek veriyorum. Yine gezi olaylarında o çadırlarında, ağaçların dibinde saz çalan, türkü söyleyen, kız arkadaşlarıyla, namaz kılanıyla, bira içeniyle orada o insanların o demokratik taleplerini, özgürlüklerini, çadırlarda yaşayan gençleri, değerli milletvekilim, sabaha karşı 5000 tane polisle basarak
çadırların içerisinde boğarcasına aldınız. Ya bunları izlerken hoşgörü adına konuşan milletvekili arkadaşlarımın birazcık yürekleri sızlamadı mı? Sayın Genel Müdürüm, sızlamadı mı? Bunları gördüğünüzde bu manzara karşısında irkilmediniz mi? Şimdi evet, hoşgörü gerekiyor tabii ki. Hiç kuşkusuz demokrasiyi, özgürlükleri yaşayalım hoşgörü içerisinde. Ama ne yazık ki gerçeklerle uygulamalar örtüşmüyor, onu söylemek istiyorum. Önceki akşam sadece gösteri yapan öğrencilerin üzerine sıkmıyorsunuz gazı. Bütün kampüs, bütün öğrenciler boğulmak üzere ODTÜ'de. Ben tesadüfen oradaydım. ODTÜ'nün yakınındaki ODTÜ Mezunları Derneği'nde misafirlerimize yemek yerken bütün mahalle zehirleniyordu. Ya burası neresi? Burası demokratik, özgür ve hukuk içerisinde hareket eden bir ülke mi? Yoksa burası insanların Gestapo kamplarında zehirlendiği bir ülke mi? Hoşgörüyü yaşatacaksak bu ülkede, bu gerçekler üzerinden birlikte yaşatalım ne olur. Bakın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türkiye'nin en önemli bilim üniversitelerinden bir tanesi. Bunlarla ilgili size örnek vermek istiyorum. 12 Eylül askeri darbesinden sonra 1980 öncesine bir tepki olarak üniversiteler susturulup sindirilmişti. Toplumsal olaylarla ilgilenmek üniversiteler için olanaksız kılınmıştı. Bu yasak hem üniversite öğretim görevlilerini hem onların yetiştirdikleri gençleri son derece bireyci ve çıkarcı yapmıştı. AKP iktidarı da işte tam aynı çizgiyi izliyor. Bugün Abdullah Gül, Sayın Abdullah Gül, siyasete de girmeleri serbesttir üniversite hocalarının. Bunların hepsini destekliyorum. Ama günlük kavganın içinde olmalarını çok doğru bulmuyorum. Türkiye'nin bundan zararı var diyor. Yani siyasete girmeyen hocaların konuşması ve günlük toplumsal olaylarla ilgilenmesi istenmemektedir. İlgilenilmesi istenmeyen günlük toplumsal olaylar yeni bir rejim öngörmekte, karşı devrimi gerçekleştirmektedir. Yine Sayın Erdoğan, eğer bu hocalar öğrencilerini böyle yetiştiriyorlarsa onlara da yazıklar olsun. Bize böyle hocalar lazım diyor. Başbakan ODTÜ öğretim üyelerine akademisyenliği bırakın, sokağa çıkın çağrısı yapıyor. Yargı ele geçirilmeden önce de toplumsal olaylarla yakından ilgilenen ve açıklamalar yapan yargıçlara cübbenizi çıkarıp siyasete girin çağrısı yapılmıştı. Bu söylemler üniversitelerin varlık nedeniyle bağdaşmamaktadır. Değerli arkadaşlarım, Orta Doğu Teknik Üniversitesi her şeye rağmen bilimsel özelliğin, bilimsel üretkenliğin merkezi ve Türkiye'nin onuru olan bir üniversitedir. Eğer üniversitelerde az önce değerli konuşmacı arkadaşımızın söylediği gibi siz gerçekten Türkiye'de üniversitenin özelliğini ve bağımsızlığını savunuyorsanız dün muhalefette söylediğiniz gibi YÖK'ü kaldırmak zorundasınız. Üniversitelerde gerçekten bilimsel üretkenlik var mıdır? Özgür üniversite var mıdır? Bunları sorguluyor muyuz? Bilim üretimi var mıdır? Bugün dünyanın hangi demokratik özgür üniversitesinde üniversite hocaları kendi rektörlerini seçemiyor? Söyler misiniz bana? Yani koskoca profesör titreti almış hocaların bulunduğu üniversitelerde üniversite hocalarımız rektörünü seçiyor. 5 tanesini getiriyor Cumhurbaşkanı'nın önüne. Cumhurbaşkanı onlardan birini atıyor. Bu utanç verici demokrasi adına. Böyle bir şey olur mu? Okullarda sınıf öğrenciler birinci sınıf öğrencisi başkanını seçiyor. Ama bir üniversitede üniversite hocaları rektörünü seçemiyor. Bunun neresi demokrasi? Böyle bir bilimsel özellikten bahsetmek mümkün müdür? O nedenle üniversitelerin adını değiştirebiliriz. Üniversitelerin adını Hacı Bektaş Üniversitesi yapabiliriz. Ama değerli milletvekilleri, gelin Türkiye'de gerçek bir hoşgörüyü, gerçek bir kardeşliği, gerçek bir demokrasiyi, gerçek bir adaleti getirelim. Bu parlamentoya bir sürü demokrasi paketi getiriyorsunuz. İçinden her şey çıkmıyor ama bir türlü adalet çıkmıyor bu paketlerden. Orada Balyoz davasında, KCK davasında, tutuklu gazetecilerde, tutuklu öğrencilerde, maalesef
son olaylarda üniversitelerde bir cadı avı başlatıldı. Üniversite öğrencileri üniversitenin dışında gezi eylemlerine katıldı diye soruşturma geçiriyor Balıkesir Üniversitesi'nde. Ya kardeşim, adam 18 yaşını geçmiş üniversite öğrencisi, dışarıda bir yere katılmış, bir gösteriye katılmış. Sen bununla ilgili soruşturma açıyorsunuz. Bunun adı demokrasi değil. Buradan demokrasi çıkmıyor. O nedenle biz sizleri demokrasi ve özgürlükler konusunda tutarlı olmaya, samimi olmaya davet ediyoruz. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Havuçça.